Bir sürü yazar adayı bir senaryonun tek adımda harika, eksiksiz ve final taslağını yazmaya çalışıyor. Ya da tek kerede yazdığı taslağın harika, eksiksiz ve final senaryo olduğunu düşünüyor. Her şeyden önce bu imkansız. İkincisi sadece imkansız değil, aynı zamanda da çok kötü bir fikir. Senaryo yazımı ile ilgili gel kısım. En önemli gerçek ne biliyor musun? Tekrar yazmak. Hem de tekrar ve tekrar. Senaryo yazımı tekrarlardan oluşan bir süreçtir. Harika bir senaryo yazmak birden fazla taslak gerektirir, değil mi kızım? Gerektirir. Tekrar yazımlarla senaryo daha sağlam ve katmanlı hale gelir. Her seferinde karakterler ve hikaye sadece gelişmekte kalmaz, aynı zamanda süreç boyunca da dönüşürler de. İlk başta düşünemeyeceğin kadar ileri seviyeye giderler. Peki anladık diyorsun. Birden fazla draft yazmamız, taslak yazmamız lazım. Ama nasıl diye soruyorsun. Senaryo yazarken ilk draftın, yani ilk taslağının 4 aşaması var. Şimdi sana onu anlatacağım. Sevgili arkadaşım ve harika oyuncu Özge'nin, Özge Özberk'in harika bir hikayesi var. Hem de gerçek bir hikaye. Artık onu yazıya dökmeye hazır. Dur dedim. Bir video çekeceğim bu hafta. Onun üstüne başlarsın. Harika bir senaryo yazmanın tek yolu ilk draftı yazdıktan sonra ilerledikçe her seferinde yeni bir draft daha yazmak, ilerledikçe keşfetmek, öğrenmek ve incelemekten geçer. Yazım sürecini kısaltıp bir kere de muhteşem senaryo yazmanın kısa bir yolu henüz bulunmamıştır. Yazmanın 4 aşaması olduğunu ve her aşamada bunlardan sadece birine odaklanman gerektiğini düşün. Üyesi olduğum WritePlus.com'un kurucusu, senaryo danışmanı Naomi 4 aşamayı çok güzel özetlemiş. Hadi başlayalım. 4 aşama dedik. Birincisi, birinci draft. Biz buna yazar draftı diyoruz. Birinci draft, yazarın kendi için yazdığı taslaktır. Yani bu birinci draft aslında yataktan kalkar kalkmaz çektirdiğin fotoğrafa benzer. Kimseye gösterilmez. Ne kadar harika olduğunu düşünsen de, ama emin ol ki harika falan değil. Kimseye gösterme. Diyorlar ki birinci draft üzerinde çalışırken izleyiciyi unut. Kendine sınır tanıma. Fikirlerin veya kelimelerin nasıl anlaşılacağı hakkında endişelenme. Seni heyecanlandıran her neyse ona odaklan ve aklına ne geliyorsa sınır koymadan yaz. Diyenleri asla dinleme. Sakın ve sakın. Birinci draftını, yani yazar draftını, serbest satış, Allah ne verdiyse, aklıma ne geldiyse kağıda dökeyim, alıp başıma gideyim, sonra toparlarım deme. Aman. Öyle yapanlar ve başarılı olduğunu iddia edenler varsa başarıları daim olsun. Yazar adayı arkadaşlar ilk draftı yazarken aklındaki tüm düşünceleri, tüm hikayeyi senaryo formatında kağıda döküyorlar. Kusursuz olmaya çalışmaya gerek yok, nasılsa ikinci draftta hataları gideririm diye düşünüyorlar. Çok beğendiğim senaryo profesörlerinden John Truby senaryo anatomisinde diyor ki, insanların asıl fark etmediği ilk draftı yazdığın anda düşüncelerin somutlaşmış bir yapıya kavuşur. Artık onlar aklında olan düşünceler değil, kağıda döktüğün için somutlaştılar. Ve artık yapacağın her değişiklik onu referans alarak devam edecektir. Yani artık referansın kağıda döktüğün ilk drafttır. Onun üzerinde yapısal değişiklik yapmak inan çok zor. Çünkü artık onlar aklına kazınmıştır. Daha da önemlisi, toparlayacağım diye yaptığın ikinci draftın birincisinden daha da kötü olur. Her düzeltmeye çalıştığında daha da kötü olur. Çok görmüşümdür. İkinci, hatta üçüncü draft gelir. Millet der ki, ya bunun ilk hali daha iyiydi ya. Çünkü kol yanlış kaynamıştır. Bu nedenle yazar adaylarının daha önerme cümlesinden başlayarak ilk draftı yazmadan önce çok ama çok hazırlık yapması gerekiyor. Sadece bir önerme cümlesi, yani logline'ını yazmak için haftalar geçebilir, önemli değil. Ama o cümle senin kuracağın tüm yapının temeli. O ilk cümlede senaryoda karşına çıkacak yapısal problemlerin çoğunu bulabilirsin. Karakterlerini yaratmak için, yani senaryo yapısını hazırlamak için, senaryo daha başlamadan sonunu belirlemek için ciddi bir hazırlık yapman gerekiyor. Bu ilk draftı mükemmel yapmaya çalış anlamına gelmiyor tabii ki. Bu ön hazırlığın amacı hikayene yerleşmiş yapısal sorunların ne olduğunu tespit etmek ve gerçekte daha yazmadan önce onları düzeltmek. Hazırlığını güzel yaparsan bu düzeltmelerin çoğu zaten sen başlamadan, yazmadan gerçekleşir.
Peki yapısal sorunları nasıl önleyeceğiz diyorsan, önce diğer 3 aşamayı da anlatayım. Videonun sonunda yapısal sorunları nasıl çözeriz onu da anlatacağım. İkinci draft, izleyici draft. İkinci taslağı izleyici için yazdığını düşün. Burada hedefin doğru akışı belirlemektir. Yani birinci draftta gevşek olan yapıyı sıkılaştıracak ve çerçeveleyebileceksin. Bu taslağı birinci draftın, yani yazar taslağının tutkulu ve ilham verici kaosuna bir düzen getirmek olduğunu düşün. Üçüncü draft, yapımcı draftı. Kıvılcım tutuştuğuna göre biraz odun atmanın ve alevlendirmenin zamanı geldi. Üçüncü draftı yapımcı için yazdığını düşün. Bu taslak artık bu hikayeyi filme dönüştürebilmeyi amaçlamalıdır. Bu projeyi üretmeye değer kılan şeyleri güçlendirmen, imkansız hayalleri de elemen lazım. Yani biliyorsun işte lokasyon, binlerce lokasyon, yüzlerce insan falan çok pahalı ve imkansız şeylerden vazgeçmen gerekiyor. Yazdığın janranın özelliklerinden faydalanman, onları yerlere yerleştirmen ve konsepti derinleştirmen gerekiyor bu draftta. Bir yapımcı okuduğunda da bu çok iyi film olur desin. Dördüncü draft, okuyucu draftı. Bu draft senaryoyu okumayı olabildiğince eğlenceli, rahat hale getirmek içindir. Bu draft senaryoya salçalı sos kattığın taslaktır. Bu taslakta senaryoyu cilalamaya, biçimlendirmeye, sözcükleri ustalaştırmaya odaklanman lazım. Yani bir senaryoyu yapımcıya sunmadan, hatta arkadaşlarına okutmadan en az 4 kez yazman gerekiyor. Bazen bazı adımları birden fazla yazabilirsin. Her adım başka bir hedefi işaret ediyor. Bir adımda hepsini vurabilen yok. Bunu sakın deneme. Sen bu hedefleri, yani tüm bu hedefleri tek bir kere de değil de her adımda birini vurmayı denersen, bir bakmışsın sonunda hepsini vurmuşsun. Amerikalılar writing is rewriting diye boşuna dememişler. Yazmak yeniden yazmaktır. Hem de tekrar ve tekrar. Yeniden yazmak, edit etmek, kelimeleri düzeltmek veya diyalogları, olayları daha sevimli hale getirmek demek değildir. Bir sahneyi tekrar yazmak, daha etkili okunsun diye kelimeleri süslemek anlamına da gelmez. Bunu ancak yama yapmak denir. Yeniden yazmak, en basitinden söylediğim bu 4 adımı gerçekleştirmek demektir. Yunan mitolojisinde Pigmalion'ı bilirsin. Hani yaptığı heykele aşık olan adam. İşte bu Pigmalion sendromuna yakalanmışlara göre değil bu yazarlık. Eserine aşık olanların yapacağı bir iş değil. Eleştiriye, yani yapıcı eleştiriye açık olmazsan kendini geliştiremezsin. Pigmalion olmasa bile tüm yazarların ortak bir hastalığı var yalnız. Hazır baş başayken ben de bu derdimden bahsedeyim. Yazdığını savunma. Ne demek istediğini, adamın niye öyle yaptığını, bilmem kaçıncı bölümde bilmem neyi görünce anlayacağımızı, yani kağıtta anlamadığımızı açıklama. İngiliz bir yapımcı bana çok güzel bir reality televizyonculuğu dersi vermişti. Formatı Türkiye'ye getirmek için The Only Way is Essex, İngiltere'de rating rekorları kıran fenomen bir reality programı bu ama yapması zor. Ben de hem gözlemlemek için hem de öğrenmek için setlerinde çalışmıştım. Kameraların kurulmadığı bir anda önemli olduğunu, bence çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey oldu. Hemen koştum yapımcıya söyledim. İlk sorduğu soru şu oldu. Kameraya çektiler mi? Hayır dedim. Adam da bana reality ders 101'i verdi. Kamerada yoksa asla böyle bir şey yaşanmamıştır. Yani işimize yaramaz dedi net olarak. Senaryo için de öyle. Kağıtta yazmıyorsa asla öyle bir şey yaşanmamıştır. Ya da bize geçmemiştir. Bilmem anlatabildim mi? Ha, bunu söylerken kolay bir şeyden bahsetmiyorum. Yani gece gündüz yatıp kalktığın ve senin parçan olarak içinde yaşattığın çocuğun hakkında gelip birileri bir şeyler söylüyor. Öncelikle o senin çocuğun falan değil sevgili dostum. Senden ricam, senaryon hakkında bütün yorumları al. Üzerine bir gün yat. Değerlendir, sorgula, süzgecinden geçir, sonra kendin karar ver. Ama zaten okuttuğun çoğu arkadaşın çok güzel diyecek, yolu da açık olsun diyecek. Onlar senin kötü arkadaşın olduğu için değil, senaryona yapılmış bir eleştiriyi can siperhane savunduğun için. Senaryo görsel bir sanattır. Alışık olmayanlar için okuması kolay değildir. Ama yazarken de görsel düşünmen gerekiyor. Film yapmak hayatımda gördüğüm en kolektif iş. Yazdığına aşık olup eleştiri kabul etmeyen yazar adaylarına daha kişisel olan kitap yazmayı veya resim yapmayı öneririm.
Gelelim başta bahsettiğim yapısal sorunları nasıl önleyeceğimize. Birinci adım, hikayenin en başındaki kahraman ne istiyor satırına geri dönmen gerekiyor. Senaryonun iyi bir omurgası olması için başından sonuna kadar hikayeyi ilerletecek, bizi sona taşıyacak bir hedef çizgisi olması gerekiyor. İkincisi, yani sonrasında da akış çıkarman gerekiyor. Sahne akışı, tretman değil. Zaten tretmana falan çok inanmıyorum. Sadece sahne akışını yazarsan, diyalogsuz, salçasız, sossuz, sadece hikayeyi ileri götüren olayları maddelersen, daha yazmaya başlamadan nerede sorun var, neresi çalışmıyor, %90'ını mutlaka görürsün. Özellikle diyalogsuz dedim. Diyaloglu ilk draftında hikaye sorunları o diyalogların altında gizlenir kalır. Bulmak hem yorucu hem de zaman kaybettirici. O sebeple ilk draftında önce hazırlığını iyi yapıp akış yazarsan yeniden yazacağın her versiyonun bir öncekinden daha kolay yazacağını ve daha iyi olacağını da garantilemiş olursun. Bu tekrar yazma konusunda genelde yapılan çok önemli bir hata daha var. Yazarlar ilk draft senaryosunu yazmışsa tekrar yazmaya öncelikle diyalogdan başlarlar. Diyalog en son el atacağın konudur. Önemsiz olduğundan değil, bilakis çok önemli. Ama önce bir hikayen olsun. Sağlam bir sebep-sonuç ilişkisi oturmuş, yapısı düzgün bir hikayen olsun. Restoran gibi düşün. Yani tedarik zinciri, aşçılar, garsonlar hepsi sofraya gelecek, o tabak için çalışır. Müşteri ile buluşacak, o tabak için. Arka tarafta muhteşem bir organizasyon olursa o tabak da muhteşem gelir. Ama tabağı güzel sunamazsan organizasyonun da gümbürtüye gider. İşte diyalog o masaya gelen o tabaktır. Ya bu arada herkes senaryomu nasıl satacağım diye beni arıyor. Yani ah bir tanıdık bulsak. Hikayeyi nasıl satarsın diye ayrıca birkaç video yapmıştım ama satmak için önce iyi bir senaryon olması gerekiyor. Yani bir yapımcıya ulaştığında hazır olman gerekiyor. Bunu meslek olarak seçeceksen yazarlığın profesyonel bir iş olduğunu anlaman gerekiyor. Yandan yapacağın bir meslek değil. Sen zanaatında ilerledikçe de daha kolaylaşan bir iş de değil bu. Öğrendikçe derinleşecek, dallanacak bir iş. Adanmışlık ister, hem de ömür boyu bir adanmışlık. Dediğim gibi eğer bunu profesyonel olarak yapmayı düşünüyorsan. Her hikaye farklıdır. Her karakter farklıdır. Her seferinde yeni bir keşfe çıktığın bir yolculuktur bu. Ama insanlar nerede aynı olurlar biliyor musun? Din, dil, ırk, cinsiyet ayırt etmeden bir olurlar. Aynı şeye gülüp, aynı şeye gözyaşlarına boğulurlar. Doğru bildin. Sinema salonunda. Sinemada izlenir sevgili dostum. Sinema salonlarında yeni filmleri izleyeceğimiz günleri heyecan ve özlemle bekliyorum. White shirt, now red, my blood and no sleeping. You're on your tippy toes creeping up.